Başlıyoruz. Kereste aldım bayındırdan. Şimdi keresteleri ne yapacağım? Yukarıya sebzelikler yapacağım. Bu yukarıyı göstereyim. Şu an leş gibi tabi. Şimdi buraya böyle küçük küçük sebze yatakları yapacağım. Özellikle şu sıraya. Böylelikle burası da komple sebzelik olacak. Bakın şurayı şöyle ince uzun, çok büyük olmamak şartıyla sebze yatakları yapacağım. Ama tabi asıl sebzeyi arka bahçede yapacağız. Burasını da değerlendirmek istedim. En azından burada da bir şeyler yetiştirelim diye düşündük. Mesela arka bahçede domates, biber vesaire yapıp burada da işte soğan, maydanoz, marul, işte bu tarzda işte sarımsak, sebze yatakların içinde burası da onları yetiştireceğimiz ayrı bir yer olsun diye düşündüm. Şimdi ufak ufak işe girişeceğim. Daha asıl önümüzdeki günlerde Metin gelecek. Asıl onunla başka bir çılgın bir projemiz var. Onu hayata geçireceğiz. O yüzden şimdi ben bunu olabildiğince yapmaya çalışacağım. Bitirmeye çalışacağım ki Metin gelince o işe hemen girişelim. Çok iş var, bahar geldi. Çalışma aşkı da geldi bana. Bir şeyler yapmam lazım. Ya bir de tabii matkabı deneyeceğim. Matkabı çalıştıracağım biraz sonra. Matkabın bakalım performansı nasıl? Onu da sizle beraber test etmiş olacağız. La bağırma. Ferhat, bağırıp durma. Evet. Ferhat da Şirin'e de bugün farklı bir toklu yeme aldım. Kuzu büyütme yeme, aynı zamanda oğlak büyütme yeme. Onu yediler. Ama beni gördüm cazgır cazgır bağırıyor Ferhat. Çok insan canlısı ama Şirin öyle değil. Şirin kaçıyor. Önce temizlik, kazma kürek işleri. Yaktı ısırgan. Nereye götürdüm bunu?
Başladın gene inşaatlara. Sana buraya nane, maydanoz, soğan yeri yapıyorum. Tamam. İyi olmaz mı? Çok güzel olur. Heyecanla bekliyorum. Evet, kafamda bir fikir var bakalım. Başarabilirsem. Buranın toprağı da çok verimli değil. Biz bu terası sonradan yaptırdık ya. Aynen. Bunun altını komple halkı yataklar. Yani bizim buraya sebze yatakları yaptığımızda arkadan gene biraz da olsa toprak takviyesi yapmamız lazım. Çuvalla getiririz. Römorkumuz gelseydi. Evet ya. Şuradan dolanıp şuraya getirirdik. Aynen, römorkla getirirdik oraya. Daha gelemedi römork. Uzun uzak yollardan geliyor. Dikkat et, gözüne sıçramasın. O ne? Uf uf uf. Aman tanrım, bu ne? Bak şurada da iki tane çıktı. Oo. Bunları, çıkan taşları şu ağacın etrafına saksı yapacağız. Çok büyük değil mi buraya? Sofa mı deniyor, ne deniyor ya? Çok büyük olmaz mı? Ya şuradan şöyle işte. Ha, o büyük taşlar yuvarlanmaz mı orada? Yok be, şunun gibi olacak işte. Ha. Bunu nasıl kaldıracağım? O bayağı büyükmüş. Oo. Allah. Var ya. Kaç kilodur acaba? 50. 40-50 kilo vardır. Yok be, daha fazladır ya. Yok baksana. 40 kilo o kadar zor kaldırma. Vardır o bence, bir 80-90 kilo. Oha. Evet. Bir tane senin daha. Kadar var birisi. Bir tane daha var burada. Hayda. Taşları söküyor olmuyorsun bir de. Yok ya. Bazıları attılar buraya. Neyse artık, çıkaracaksın tek tek. Kumrular geldi. Maden bulmuş gibisin. Çıkaramadım. Neyse bir bekle ya, acele etme. Aşklarım. Ne yapıyorsun annem ya? Oy yürüm özünü cücem benim. Cücem mi annem çel? Çel cücem için annem. Oy yürüm şimdi ben. Şirin. Oy yürüm ben, sizin ikinizi bitirden ham ederim. Şeker parlarım maşallah. Subhanallah.
Şurayı mümkün olduğunca temizledim. Şimdi yalnız şunu indirmem lazım aşağı. Bunu aşağı indirmem lazım. Çünkü buraya yatakları yapacağım. Tek başıma deneyeceğim, bakalım olacak mı? Evet, kırmadan indirmeyi başardım. Şimdi şuraları da bir toparlayayım. Vay. Yapacağım. Başaracağım. Evet, sebze yatağına başlayabilirim artık. Bunu da bir yerde kullanacağız metinle. Onu artık bir sonraki diğer videolarda göreceksiniz. Güzel bir amaç için kullanacağız. Değişik bir amaç. Şimdi şunları ben biraz yukarı atacağım. Matkabımı, testlerimi getireceğim ve yukarıda montaja başlıyorum.
Makine efsane. İki tane, pardon, dört tane vida attım. Ama gerçekten çok iyi yani. Asılmadan yapıyorum. İyi bir şeye benziyor gerçekten. Bakalım zorlu işlerde nasıl. Evet, birinciyi bitirdim gibi bir şey. Bakın şöyle. Oraya bir tane daha koyacağım. Arada küçük bir boşluk bırakacağım sadece. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. İşte soğanları, maydanoz, marul filan burada yetiştireceğiz. Bir de size şunu sormak istiyorum. Hani yarı gölge isteyen ne yetiştirebiliriz? Yani gölgeyi seven ne vardır? Bu nane, maydanoz filan falan, hani bunlar gölgeyi sever mi? Şu en köşeye de böyle karşıya kadar buz çiçekleri aldık. Bir sıra şöyle buz çiçeği dikeceğiz buraya. Buz çiçekleri de buradan şurayı kapatacak. Oradan böyle aşağıya böyle tatlı tatlı sarkacak. O görüntüyü de öyle burayı süsleyemiş olacağız. Şu yukarılara da olmadı ufak tefek sebze yatakları yapacağım. Tahtam bayağı bolca var. Ama şöyle bir şey var. Gölgeyi seven bir şey bulmamız lazım. Ekecek, dikecek. Gölgeyi, yani buraya ne yakışır? Hangi bitki, sebze burayı sever? Onu bizle paylaşırsanız seviniriz. Evet, şimdi bazıları sebze yatağı, yani kereste yapmadan da belki dikebilirdin Kaan diye söyleyeceksiniz. Ama düzgün olsun istedim yani. Alt üstü bir kereste aldım birazcık. Böyle daha derli toplu, şık olacak. Şimdi ikinciye de başladım. O da bitmek üzere. Zaten kolay oldu yani. 3 metreye 1 metre. Boyu 3. Şurası 1 metre. Buradan rahatlıkla yetişilebilir. Şu aralara da gireriz. Bence iyi oldu yani. Şuraları da bir şekilde değerlendireceğim. Bakalım nasıl olacak. Garibim Ponçik de
Balkonda bakıyoruz ona şimdi. Kendine bir şey yapmasın diye kafasında böyle bir Elizabeth deniyor. Ondan var. Şimdi kaka çiş yapsın diye çıkardım gözetimimde. Dolaşıyor. Şurası köpek diş atmış oraya. Dışarıdaki herhalde köpeklerden biriyle boğuşmuş. Veterinerimize dikiş attırdım ben ona. Şimdi tabii o dikişler açılmasın diye, tehlike olmasın diye mecbur birkaç gün böyle idare edecek. Kakasını, çişini artık benim gözetimimde yapacağım. Ponçik. Dolaşamıyor ama, yürüyemiyor. Çok mutsuz yani. Eski performansımı ama kaybetmişim. Yoruldum ya. Vallahi o kadarcık yer beni yordu. Anlamışım ya, anlamış. Geçecek, geçecek. Tamam mı? Dayan biraz. Dayan. Ferhat! Gel! Ferhat! Gel, gel! Gel! Ferhat, bu tavukların ama. Oğlum senin var yemeğin. Ne tavukların senin ya? Elimden ya. Şöyle. Oğlum davul gibi oldu kanka. Şirin gel. Gel. Sen de yiyeceksin mi? Şirin. Gel. Şirin. Gel bak ne var burada. Gel. Hadi ben gidiyorum. Tamam gel. Bakalım yiyecek misin? Oğlum içini yiyeceksin, içini. Hadi ye. Şunun ağzı develerin ağzına benzemiyor mu? Bir bakar mısınız ya? Bakın tam deve ağzı. Lan kıskanç. Hemen geldin değil mi? Kıskanç, kıskanç. Hadi tavuklar bekliyor, acıktılar. Gençler! Gelin hadi. Gir içeri gir. Bahçemizde çapalamıştık biliyorsunuz. Artık ekim dikime hazır. Önümüzdeki günlerde burayı da yapacağız. Hem fide alacağız hem de biz kendimiz atalık tohumları şu an ektik. Onların filizlenmesini bekliyoruz. Daha erken. Ama pazarda fideleri satmaya başlamışlar. Söylemeyeyim diyecektim ama hadi söyleyeyim. Bu sene şu aralara komple yere ekim dikim yapacağız. Toprakta yetiştireceğiz. Buraya sebze yatağı yapmayacağım. Direkt yerde sebzelerimizi yetiştireceğiz. Komple her yeri değerlendirmeyi düşünüyoruz. Sadece şu evin ön kısmını, şuraları çim yapma düşüncem var. Ya belki şu arayı da çim yapabilirim, yürüme yolu gibi. Onu da önümüzdeki günlerde bir çalışma yapacağım. Yemek. Yemek gidiyor. Anne yemeğin yanında da yiyebilirim. Neyi merak ediyor? İzmir bombayı. Uf Atoya var ya, o en güzeli. Anne yemeğin yanındaysam olmaz mı? Olur anne. Ama önce köftesini yemen lazım. Anne bir tane köfte yemeyeyim sonra bir oldu tane. Oldu mu iftar? İstanbul'da oldu da bize daha 2 dakika oldu. 4 dakika oldu. Anne bak ne yaptım ben. Anne bak ne yaptım. Gel
koştum. Buradan böyle koyarak. Soframız zengin. Evet, iftar sofrası bereketli oluyor zaten. Hormonlu çileklerimiz de var. Hormon. Niye pazardan aldım ne biliyorum hormonlu. Daha bu mevsimde olur mu çilek ya? He? Bu mevsimde olur mu? Artık öyle yetiştiriyorlar yani. Hormon. Serada yetiştiriyor. Tabii. Ya, şey, bu neyi salat? Havuç. O havuç tarator. Ada çok seviyorum. Ada hadi annem. Geliyor anne, vakit. Anne. Hadi herkes sofraya. Ben şunu yemek istiyorum bir tane. Hadi perdemizi de kapatalım. Artık perdemizi de kapatalım akşam yemeği. Anne. Kaç dakika kaldı çayı da demleyelim. Bak bugün bomba yiyeceğiz. Bu Ramazan'ın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Ay şunu götürün. Çaycı oldu çıktı. Akşamları çay demlenmezdi bizim evde. Çayla alakası yoktu ama Ramazan'ı şeriflerin hürmetine evimizde akşamları çay demleniyor. Ya ona niye biliyor musun? Sahura kalktığımda çay oluyor da ondan. Yani benim için de iyiymiş. Ya sen bu çayı bir de sahurda mı içiyorsun? Evet. Yuh arada saatler geçiyor. Ne olacak ki? Çok güzel oluyor. Bir şey olmaz. Ne yapacağım? Bir daha yeni çay mı demleyeyim? Akşamdan çay içiyorum yani. Bir şey olmaz ki. Çok. Değil mi? Yani içilebilir yani. Gayet de lezzetli ve demli yani. Tasarruflu işte. Ramazan'ın... Niye? Ben her zaman tasarrufluyumdur. İsraf haramdır biliyorsun. Evet. Her zaman tasarruflu şey yaparım. İsraf etmem hiçbir şey. Öyle gördüm. Babaanneciğim öğretti bana bunları. O hiçbir şey israf etmezdi. İsraf haramdı derdi. Hep bana öyle söylerdi. Bak şimdi artık daha iyi anlıyorum yani. Hadi artık. Zamanı geldi. Haydi çocuklar. 2 dakika kaldı. Okunuyor galiba. Duyamadım. Sen gene garanti al. Bir 2 dakika sonra aç. Duyamadım. Bana bir ezan sesi geliyor. Eskiden güzel ses geliyordu evet, buradan. Evet şimdi yani bir de top patlatıyorlar. Top kalmadı herhalde ellerinde. Top atamıyorlar ne zaman. Kaç gündür top atamıyor. Ya, topun sesini duymak istiyorsan ben senin için şurada atarım. Hadi Allah kabul etsin. Amin inşallah. Vurma getirmişler sağ olsunlar. Muhtar edeyiz. Onun vurmasıyla açalım. Allah kabul etsin inşallah. Herkes Allah olur. Kabul etsin. Bugün biraz daha zor oldu. Kaçıncı gün bu? 2 hafta oldu değil mi? Ay Becek. O zaman izleyicilerimizi alasmadık ya. Allah hepinizin oruçlarını şöylesin, tutmayanları, tutanları, hepinizin Ramazanları mübarek olsun. Öpüyorum hepinizi. Artık yemek yemem lazım.